Şimdi sevgili Fatma, Naciye, ben daha önceki 2012 yılındaki soruşturmadaki ifadelerini senin, yani sen kardeşinin durumu ile ilgili bütün gerçekler ortaya çıksın diye bayağı bir mücadele vermişsin. Ailenin herkesle konuşmuşsun, evet. Naciye ile konuşmuşsun, Sakine ile konuşmuşsun, ya babana da sormuşsun. Herkese inanılmaz bir mücadele vermişsin. O zaman bile bir şeyler yapmışsın elinden geldiğince. Şimdi Muhtar Şeref Bey de canlı yayında, onunla bir konuşmak istiyorum. Şimdi Şeref Bey, anladığım kadarıyla siz de bizimle aynı fikirdemişsiniz. Gelen ihbarlar da öyleler, öyle çünkü. Hala bazı ihbarlar evet. geliyor, biz o ihbarları yetkililerle paylaşacağız. Yani Cemile, Hamit Gürbüz'ün kızı, infaz edilen, iddiaya göre Mustafa, Hamit ve Mustafa'nın karısı Hatice tarafından öldürülen Cemile'nin sizin köyünüzde olduğu, orada toprağa verildiği söyleniyor. Sizin köyünüzde değil mi? Ne düşünüyorsunuz? Evet Didem Hanım, iyi yayınlar öncelikle. Teşekkürler. Konuşulan şeyler. Hep düşündüğümüz gibi, hep köyümüzde olduğunu söylüyorlar. Yani o bakılan tamam. yerler, o bakılan yerler, şeylerin, o dönem Hamit Gürbüzler'in evine yakın yerler mi? Yakın, evet. Yakın yerler. Şimdi evet. ben çok uzakta olmadığını düşünüyorum ama belli olmaz. Siz o dönemde Hamit Bey'i tabii yani bastonla gittiği, yürüdüğü söyleniyor. Şimdi Mustafa yanında, Cemile yanında. İşte götürüyorlar eline baltalarla. Çok fazla uzağa gidip yürüyemez. Nerelere bakıldı? Daha önce bu Erdoğan evine yaklaşık 600-700 metre civarında olduğunu söylenen yerlerde. O gizli tanıyan gösterdiği yerleri kazıyıcı çalışması yapıldı. Bir Erdoğan oralarda evet. Maalesef Cemile'nin kemiklerine ulaşamadık. Ulaşamadık evet. Ama Cemile'nin yani orada gömüldüğü neredeyse kesin. Çünkü neden öyle biliyor musunuz? Ben şöyle bir bilgi aldım. Yani o ilk anda nereye gömdülerse daha sonrasında Cemile başka bir yere götürülmüş olabilir. Mustafa sizi aradı mı peki? Konuştunuz mu Mustafa'yla? Konuşmadım Didem Hanım. Yani o zamandan beri görüşmedik yani. Size karşı öfkeli mi? Tabii ki şimdi kızar yani. Programdayız. Sen niye konuşuyorsun diye düşünebilir. Yani benim hakkımda da düşünebilir. Mustafa bu cinayeti işlemediyse sonuçta o da ifadelerinde Muhtar Bey. Evet. Cemile'nin öldürüldüğünü kabul ediyor. Babasından korktuğu için de soru soramamış. Şimdi Fatma sormuş babasına Hamit Gürbüz'e. Ne evet. söyledi sana o zaman? Didem Hanım dedi evet dedi boşandılar. Boşandılar. Evet, evet. Dedim evdedir. Nerede dedim dedi ben de zannettim evdedir. Dedim şu an nerede evdedir dedi yok evlendi. Boşandığını ama babam söylüyor. Da Tekirdağ demişti bana. Tekirdağ dedi. Evet Tekirdağ. Hamit Gürbüz kızına evet. Tekirdağ'da olduğunu söylüyor. Evet, Kamil'den aynen. boşandığını söylüyor. Hala evli görünüyorlar yani. Ama anlatırken gözleri doldu. Ben de dedim acaba niye öyle duygulandı baba? Ha, babanın gözleri mi doldu? Baban sen onunla konuştuktan telefonla mı konuştun yüzünü? Yok ağrıya gelmişti. Ağrıya gelmişti. Evet, zaten gitti. İlk bağırdı ya. Sonra... Tam ne zaman? 3 ay sonra herhalde. Ağustos ayında babam öldü. Ha. Yani arada 3-4 ay ancak yok belki. Naciye evet. de her şeyi biliyor. Hatta sen Naciye'yle önce babanla mı konuştun yoksa Naciye'yle mi konuştun? Yok babamla konuştum. Babam öldükten sonra kaç yıl geçti sonra Naciye'yle telefonda konuştum ben. Ne dedi sana Naciye? Naciye cinayeti hepsini anlattı. Birebir anlattı. Evet evet hepsini anlattı. Ben onun ses kaydını da almıştım. O telefon kayboldu. Peki işte. Burada anlattı ama işte daha doğrusu sana anlattı ama burada anlatmadığı ne var? Vallahi bazı şeyleri telefonda daha iyi anlatıyordu. Şunu söylüyor. Sen o zamanki ifadenle diyorsun evet. ki Mustafa'nın eve geldiğini, evet. Elbiselerinin kanlı olduğunu unutmuşum. Biliyorum. Evet. evet kanlı olduğunu görmüş. Arkasından sonra siz ne yaptınız diye bağırmış. Evet evet bağırmıştı zaten bana aynısını dedi. Evet ve Naciye ağlamaya başlamış. Evet, ne dedi Mustafa kız? Bana sus demiş, sadece dedi, hiçbir şey demedi, konuşmadı. Evet, dedi, Mustafa sus demiş, ben. Kimseye evet. bir şey söyleme, evet. Seni ve çocuklarını öldürürüm demiş. Naciye ertesi de o yüzden. Gün, ertesi gün yine tehdit ediyor, diyor kimseye bir şey söyleme. Naciye bunu bana anlattı, ben onun ses kaydını aldım valla. Peki Mustafa'nın kardeşi Cemile'yi öldürmesinin nedeni ne? Neden öldürüyor? Nedeni ortada dedim bana. Hangisi, hangi neden? Birçok neden var. Resul abisi işte istismar zaten ediyor. Zaten bu ikisi. Her ikisi. Evet. Bu kötülüğü yapıyorlar sonra öldürüyorlar. Herkese de diyorlar böyleydi, şöyleydi, kötü yola düşmüştü. Kızın arkasında böyle konuşuyorlar.
Neden kötülüğü ortada yapamam. Cemile... Bir Cemile'yi cezalandırıyorlar. Yani. Didem Hanım şikayetçi oluyor o dönemde Cemile. Evet size ben de onu diyeceğim. Cemile bunları şikayet ediyor ya. Resul ama yaşıyor maşallah. Ama Resul sonrasında yani biraz yani vicdanı var diyeceğim de. Yani bence vicdanı yok. Yani zamanında bütün kötülüğü yapmışsın Resul. Evet. Hiç olmasa bu kadar vicdanın olsun da gerçekleri sen söyle. Bak bütün kızlar söylüyorlar. Öyle gizli gizli böyle korkak korkak. Ya o da önemli bir şey tabii de yaptığın. Gitmişsin sayın savcımıza demişsin ki. Yani daha doğrusu yetkililere Mustafa öldürdü Cemile'yi. Gerçekleri işte o gerçekler ortaya çıksın çok demişsin. Çok iyi yapmış. Tamam da evet. Resul. Resul niye şimdi konuşmuyorsun? Niye konuşmuyor? Bak soruşturma yeni tekrar açıldı. Konuşacak bir şey. Soruşturma tekrar açıldı. Er ya da geç gerçekler ortaya kendini çıkacak. Kendini saklıyor. O diyor ben böyle kendimi saklayayım böyle. Ama cezasız kalmayı düşünüyor şimdi. Cezasız kalabileceğini evet, düşünüyor. Evet öyle düşünüyor. Şimdi bunu Cemile bunları şikayet ediyor ya. Sonra öldürüyorlar ha. Ben onu da zaten Besra bana anlatmış. Evet Cemile şikayet ediyor. Ondan sonra yok ediyorlar kızı. Arkasından yok ediyorlar. Ama işin ilginç tarafı, acı tarafı şu. Şerife'yi ve Elmas'ı baban cinayetten sonra götürüp diğer kızlarına, Naciye'den olan kızlarına işte nerede olduğunu, nereye gömüldüğünü gösteriyor. Fakat Şerife var ya, jandarmayı yanıltıyor. O dönem başka bir yeri gösteriyor. Mustafa ona demiş yanlış yeri gösterin. Peki Şerife ile Mustafa'nın şeyi ne? Yani para alışverişi mi var onların? Vallahi bilmiyorum. Zaten evleri yan yana. Şerife korkuyor mu peki şeyden Mustafa'dan? Bence hiç korkmuyor. Korkmuyor. Yok onlar ile... Hak ettiğini düşünüyor. Bir kadın kız kardeşinin ölümü hak ettiğini, bu tacizleri de hak vallahi ettiğini düşünüyor. Vallahi yıllardır Didem Hanım bilmiyorum. Yazıklar olsun ben. Sana var ya Şerife bunu bunların yaptıysan... Bunların arasında bir para meselesi var. Yıllardır yazıklar öyle... Yazıklar olsun. Açtım ben ya. İşin içine fazla girdiğini kabul ediyorsun değil mi? Bir şeyler öğrenmeye çalıştığım için mi suçluyum? Denizli'de evinin önünde 20 Ocak 2021 tarihinde pusu kurularak öldürülen Burak Turuna cinayetiyle devam ediyoruz. Sen Burak'la sosyal medyadan tanışıyorsun, Facebook'tan tanışıyorsun. Değil mi? Burak sana ya da sen ona arkadaşlık gönderiyorsun. Sen onu hatırlamıyorsun. Değil mi? Senin önceden bir başka bir sosyal medya hesabın var mıydı? Yani iki tane vardı zaten. Bir tane orada küçüksün orada. Facebook'tan baktığım senin iki tane sosyal medya hesabın var. Bir tane şu anda kucağında bir çocuk var. Küçük bir bebek var. Onunla olan sosyal medya hesabın var. Bir de diğer başka bir sosyal medya hesabın var. Lisedeki. Çok küçüksün orada. Başka sosyal medya hesabın var mı senin? Yok. Ya da biri senin adına sosyal medya hesabı mı kurdu? Onu sonra gösteririm ben sana. Neyse sosyal medyadan birbirinize arkadaşlık gönderiyorsunuz. Ama Burak seni görmeden orada beğendiği için mi arkadaşlığı kabul ediyor, gönderiyorsunuz birbirinize? Hiç başka karşılaşmadınız mı hiç? Hayır. Birbirinizi görmediniz. Tamamen sosyal medya arkadaşlığı. Peki sosyal medyada sana yazdıktan ne kadar süre sonra yüz yüze geldiniz? Yani tam hatırlamıyorum ama bir hafta sonra ya da 3-4 gün sonra falandır. 3-4 gün sonra. Sen lise öğrencisi misin o zaman? Evet. Nerede bu? Denizli'de o da. Burak da Nurife'nin yanında. Değil mi? Evet orada Nurife yanında kalıyor. Nerede buluştunuz Burak'la? Bir tane kafede. Bir kafede buluştunuz. İlk Burak'ı gördüğünde ne hissettin? Etkilendin mi? Etkilenmedim öyle. Etkilenmedin. Peki neden devam ettin arkadaşlığına? Öyle sohbet olarak amaçlıydı zaten. İlk başta direkt hani sevgili olalım gibi değildi yani. Sonra neden, nasıl sevgili oldunuz? Sonrasında hani öyle görüştükçe oldu yani. Görüştükçe oldu. Ki ona aşık oldun mu Burak'a? Seviyordum. Demek başka? Ya ilk gördüğümde böyle ağır ağır tavırları vardı böyle. Bir şeylerini beğenmişsin, etkilenmişsin. Ama Burak'a aşık olduğunu, büyük bir sevgi beslediğini zannetmiyorum yani. Büyük bir sevgi var mıydı ilk gördüğünü? Aa bu şöyle bir çocuk diye çok etkilenmemişsin. Ya evliliğimiz süresince hani böyle destek olması, şey olması falan hani bunlar ya, o konuda hiç hakkını yiyemem yani. Neden sen evlenmek istedin Burak'la? Nasıl neden evlenmek istedin? Seviyorduk çünkü. Ha, lise öğrencisisin ya daha yani. Acelen neydi? Lise öğrencisiyken evlenmedik ki biz. Sonra, ben liseyi bitirdikten sonra, annen, iki baban, sene sonra. Ama üniversiteye gidebilirdin. Gidebilirdim ama gitmedim. Burak'la evlenmeyi tercih etmişsin. Evet. Bir ailenle ne zaman tanıştırdın Burak'ı? Ailemle istemedi tanıştılar.
Onun öncesinde peki hiç ailenden kimseyle, Mustafa abinle, Şaban abinle tanıştırmadın mı? Direkt istemeye gel. Ne dedin annene, babana? Annemgile falan bahsetmiştim zaten. Ne demiştin annene? Annemgil dedin, annen herhalde ve ablan mı? Ablam. İlk ablamla tanıştırdım herhalde. Tam hatırlamıyorum. Ablamla tanıştırmış olabilirim ilk. Ablan ne dedi Burak'la ilgili olarak? Öyle bir şey demedi yani. Sevdi mi? Ne bileyim kardeşim, ablan ya. Ya da ne bileyim, böyle bu çocuktan uzak dur diye uyardılar mı seni hiç? Yok, uyarma olmadı. Baban ifaden diyor ki ifadesinde, pek araştırmaya fırsatımız olmadı. Hemen evlendiler diyor. Yani Burak'a çok araştırmaya fırsatları olmamış. Yani şöyle, istemeye geldiler zaten. İlk başta tanışma oldu aileler arasında. Sonrasında hani düşünelim dendi. Sonra tekrar geldiler zaten. Ben seviyorum dedim. Evet. O yüzden de şey yaptılar yani. İstemeye geldiler. O sırada peki istemeye geldiğinde abilerin Mustafa ve Şaban evde miydi? Mustafa abim evde değildi. O cezaevindeydi. Hı, o zaman o kız isteme olayı yüzünden Mustafa cezaevinde. Şaban evde mi? Evet, onlar evdeydi. Şaban ne dedi Burak'ı görünce? Şey demedi zaten, herkes sevdi ki yani Burak'ı. Ay, ne dedi, fikri neydi? Bir fikri vardır. Önceki erkek arkadaşını tanıyor ya seni. Yani iyi. Yani, onu efendi çocuk falan de, öyle tanımladı ya. O da onun görüntüleri... Burak işini... için de aynı. Burak efendi bir çocuk muydu? Böyle sessiz, sakin. Efendiydi yani benim aileme karşı. Saygılıydı karşı. Yani. Herkese evet. Karşı saygılıydı. Peki eski sevgilin Ahmet... Hatta sen öyle hissetmişsin. Abin Şaban senin işte Ahmet'le bir araya gelmeni istemiş. O sırada Burak hayatında mıydı, değil miydi? Değildi. Bahsediyordu yani, karşılaşılmış bir internet kafede. Bahsediyordu bana. Ben ondan ayrıldım, bitti diyordum yani ona. Ya Burak'la yazışıyor muydunuz? Çıkıyor muydunuz? Hayır. Burak hiç hayatında yoktu. Yok. Senin. Ne zaman oldu? Ahmet'ten ayrıldıktan ne kadar süre sonra sen Burak'la sosyal medyada tanıştın? Yani onunla arada... 2015 yazın falan ayrılmışımdır ya da... Ama sonra başka sevgililerin de olmuş, tanıştığın erkeklerde onlarla görüşmüşsün galiba. Ahmet'in evet. Bahsettiği var ya, bir uzun boylu bir çocuk, başka biri daha var. Hı-hı. Yani Burak'tan önce en son sevgilin ne zaman ayrılmıştın sevgilinden? Burak'tan önce sevgilimden... Ya işte bir sevgilim var ve ondan ayrılıyorsun, hı-hı. Burak'la beraber oluyorsun ya. İsmini ya daha önceki kişilerle zaten... Biriyle bir hafta konuşmuşumdur, biriyle de iki hafta falan, yani öyle uzun bir şey olmadı. Onlardan ayrıldıktan ne kadar süre sonra Burak'la tanıştın? 2-3 ay sonra falandır. Ha, 2-3 ay sonra. Mustafa abin cezaevinden çıktıktan sonra Burak'la tanışınca sevdi mi Burak'ı? Araları iyi miydi? Özellikle Mustafa'yı soruyorum. İyiydi. Şaban'a geleceğim birazdan. Yani zaten Mustafa abimle hani daha sıcaklardı. Hani yaşları da yakın olduğu için herhalde. Peki Mustafa'nın, Mustafa bu Covid döneminde üçünüz, sen işte Mustafa ve Burak beraber bir Covid testine gidiyorsunuz. Bir görüntü, bir video. Yok, var. Ben değilim o. Sen yanındaki Ufuk. Kim var? Ufuk mu var? Ufuk, Burak ve abim. Peki o görüntüler bir ekranlara gelsin lütfen. Yemin ediyorum bana, of of of. Cenazesine gelmiyor. Geliyor. İzin alamadığı için bir gün sonra geliyor. Cenazede Seher, kime söylesen Türkiye'de izin verirler ve gelir oraya. İsteseydi gelirdi. O zaman iş yeriyle konuşun. Neden izin vermedin diye. Ben ne yapabilirim ki? Ya bunu söylemesi lazım. Çünkü sonuçta... Söyledi zaten size. Bunda bir şey yok ki. Ama cenazeye gelmemesi normal mi sence? İyi de iki adımlık yoldan gelmiyor ki. Sana olan kızgınlığından dolayı mı gelmiyor? Nerede? Hayır. Adam sanki şeyde mi yani? Sakarya'da kalıyor. Sakarya'yla Denizli arası kaç saat zaten? Kaç saat Ser? Bilmiyorum yani, 10 saat falan vardır herhalde. İsterse 24 saat olsun. Tamam da yani 21'inde zaten öğreniliyor. 21'inde öldü haberi. Zaten gece 1'de alıyoruz değil mi? Hı hı. 21'inde öldü haberini aldık. Yani bir gün sonra geliyor zaten.
Hani ona göre iş yerine gidiyor ya da iş yerinden çıkamıyor ya da bir şeyler vardır yani. Şaban bir evlilik bir kadınla tanışıyor. O kadının iki işte çocuğu var. Ayrılmış, boşanmış bir kadın. Siz o evliliği onaylamıyorsunuz, doğru mu? Ya abimi sevmiş. Hı-hı. Evlenmiş ama yani. Siz istememişsiniz bu olayı. Biz istemedik değil, sadece anlaşmazlık oldu. Şu anda hallettik zaten. Peki, hatta Burak da bu olaylara üzülüyormuş. Bu olayla ilgili İknur, teyzesi İknur'la konuşuyormuş. Bu olaylara üzülmesi değil, ben üzülüyorum diye. Hani abim Sakarya'ya gittiği için ben üzülüyorum diye anlatıyormuş. İknur'cum, Burak sana İknur'un, pardon, Seher'in abisiyle ilgili, Şaban'la ilgili ne anlattı? Öncelikle iyi yayınlar. Teşekkürler. Bir gün şey yaptık, kafeye gittik. Seher, hatırlıyorum sen de, sizin evin yakın bir yerine. Orada sen abimle konuştun. Hatırlıyorsan ben de hatırlıyorumdur, evet. Hı-hı. Kim buluştunuz? Burak, Seher, ben, üçümüz. Tamam. Bu olay da daha yeni olmuş, tamam, o zaman. Hı-hı. Seher bayağı bir sinirli, böyle çok yani ağız alınmayacak şeyler diyor. Hani abim şöyle yaptı, ailemi üzdü falan diye. Burak da ona üzülüyor. Ağız alınmayacak şeyler diyor ya, derken abim... Ya hepsi böyle yani. Annen gibi reddedecek, Burak etsin ya, böyle abi olmaz olsun gibisinden. Buna İşte öyle bir şey demedim söyledim. Yani siz ne kadar kötü niyetli insanlarsınız ya. Seher kötü niyetli değil, olan şeyler bunlar. Kötü niyetli insanlarsınız. Ben abim gitti diye üzüldüğüm için, ağladığım için Burak da sana bunu anlatmış yani. Ben olmadı. Abim gitti diye hani sevinsem niye ağlayayım? Saçma sapan sevindi konuşuyorsunuz şu an. Sevindi demiyorum ki zaten, ailemi neden üzdü diye. Annem babamı ne hale koydu diye. Burak da dedi koymuş ki, hani Seher'in bu haline üzülüyorum dedi. Aile şeylerine de karışmak istemiyorum. Çünkü ben onu kendi ailemin sorunlarına karıştırmıyorum dedi. Evet. Peki sonrasında Şaban, Sakarya neden taşındı? Sakarya'ya taşınıyor. Evlendi, oraya gitti. Ama aslında Şaban, sizin oturduğunuz kata, işte Burak'ın işte hayatını kaybettiği sırada oturduğu ikinci kata. Orada oturmak istiyormuş. O eve taşınmak istiyormuş. Doğru mu? Hayır, bağ başına taşınmak istediler, annemin evine. İkinci katı istiyordu Şaban'da. İkinci katı mı istiyordu? Aynen. Ha, doğru biliyormuşum. Siz yukarı çıkın, hani burada biz duracağız. Sonra bunlar şey yapınca, buyur bundan öteki evi istiyor. Aha. Onlar da orayı vermiyorlar. Evet. Mesela gelin de demiş hani bana takı takın, onlar da takmayınca ondan Şaban oraya gitti kadının yanına. Burak Şaban'la değil de Ayşe Hanım'ın kendisiyle konuşuyormuş. Senin abini aramıyormuş, yengesini arıyormuş. Neden? Bilmiyorum, sorabilirsiniz kendisine. Burak, senin kocan, senin abinle konuşmuyor da Ayşe'yle niye konuşuyor? Nasılsınız, hayırlı olsun falan demiştir yani. Nasıl, ama daha ne kadar aralıklarla konuşuyor? Zaman zaman konuşuyormuş. Yani sen Şaban'ı aramaz mı ama? Niye Ayşe'yi arıyor? Onu da arıyordur. Ben aramadığını biliyorum. Olabilir. Normal mi sence? Yani herkesle konuşuyormuş zaten. Yani komşunun eşini Esra'yı arıyor ve biz bunu manidar buluyoruz diye. Sen abini aramıyor ve o abinin karısını arıyorsa bu normal mi sence? Ya Burak'ın bu hareketi normal mi? İyi de abimin bilgisi dahilinde, abim de o evdeyken konuşuluyordur yani.